Mutlu akşamlar diliyoruz sevgili izleyiciler. 24 Ocak Salı bugün. Gündemde öne çıkan tüm başlıklarla birlikte ana haber bültenimizde her zaman olduğu gibi karşınızdayız. Ben Sermin Baysal Ata. Bir süredir ekranlarınıza yansıyor sevgili izleyiciler. Başörtüsüne anayasal güvence getiren ve evlilik birliği ile ilgili düzenleme getiren, evlilik birliğini tanımlayan anayasa değişiklik teklifi Anayasa Komisyonu'ndan geçti. Bu son dakika bilgisini sizlere aktararak bugün ana habere başlamış olalım. Efendim diğer gelişmelerle sürdürelim. Dün biliyorsunuz kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Ve kamu kurum ve kuruluşlarına ödenmemiş borçların yapılandırılmasına yönelik paketin ayrıntılarını bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati açıkladı. Yapılandırılan borçlar 48 ay eşit taksitle ödenebilecek. Şirketlere masraf arttırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi imkanı verilecek. TOKİ tarafından konut ihale edilen yapım şirketine damga vergisi istisnası getirilecek. Vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna süresinde ödenmemiş borçların cezaları kaldırılarak ödenmesini hazırlıyoruz. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketiyle 2000 liranın altındaki vergi borçları silinecek. Yapılandırılan borçlar taksitle 4 yılda ödenebilecek. Borçlarını daha kısa sürede ödemek isteyenler için farklı avantajlar sağlanacak. Yapılandırılan borçlar peşin ödenirse yurt içi üfe tutarının %90'ından da vazgeçiyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, borç yapılandırma paketinin ayrıntılarını İzmir İş Dünyası toplantısında açıkladı. Pakette şirketler için işletme kayıtlarının düzeltilmesine imkan sağlayan düzenlemeye de yer verildi. İşletmelerimiz 2018 ile 2021 yılları için gelir, kurumlar, KDV ve gelir stopaj vergilerinde matrah ve vergi artırımı yaparak vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacak. Artırılan matrahların vergilerini peşin öderlerse o zaman vergi aslında da %10 indirim sağlanacaktır. Yapılandırmayla genç girişimci vergi istisna tutarı bu yıl için 150 bin liraya çıktı. TOKİ tarafından konut ihale edilen yapım şirketine damga vergisi istisnası getirilecek. Bu sayede orta ve alt gelir grubuna yönelik konutların daha uygun şartlarda üretilmesinin önü açılacak. Turizm tesislerine de 12 ay çalışmaları durumunda SGK prim desteği verilecek. Borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi hazırlığı ise tamamlandı. En kısa sürede teklifin mecliste yasalaşması hedefleniyor. Efendim az önce son dakika bilgisi olarak ekranlarınıza getirdik. Ben de aktardım sizlere ana haberin başında. Başörtüsüne anayasal güvence getirecek düzenlemeye ilişkin anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi. Hemen şimdi parlamento büromuza dönüyoruz. Muhabir arkadaşımız Yiğitcan Karatepe karşımızda. Yiğitcan. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu bugün saat 15'te başörtüsünü anayasal güvence getirecek ve aile birliğini anayasal koruma altına alacak olan anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere toplandı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 336 imza ile sunduğu bir teklifte o görüşmeler geride bıraktığımız dakika itibariyle tamamlandı. Anayasa Komisyonu'nda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin anayasa değişikliği teklifi kabul edildi. Buna göre hiçbir kadının dini inancı sebebiyle temel hak ve hürriyetlerden ve kamu hizmetlerinden faydalanması başının açık ya da kapalı olması şartına bağlanamayacak. Yine evlilik birliği bu anayasa değişikliğindeki maddelerden bir tanesiydi. Evlilik birliği yalnızca kadın ve erkek arasında kurulur ifadeleri yer alıyor. Anayasa değişikliği teklifinde komisyon toplantısını az önce tamamladı. Karar oy birliğiyle alındı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi üyelerinin, Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin kararıyla birlikte alındı o karar. Zira İYİ Parti, CHP ve HDP milletvekilleri oylamaya katılmadı. Bugün sabah saatleri saat 15 itibariyle başlamıştı komisyon. İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri toplantıya katılmışlardı. Ancak birinci madde üzerinde önergelerinin kabul edilmemesi sebebiyle komisyon toplantısını terk etmişlerdi. Dolayısıyla teklifin ikinci ve üçüncü maddelerinin oylamalarına katılmadılar ve
teklifin tamamına ilişkin oylamada da bulunmadılar. Tekrar belirtelim, karar oy birliğiyle alındı. 3 maddelik anayasa değişikliği teklifi kabul edildi. Teklife göre hiçbir kadının dini inancı sebebiyle temel hak ve hürriyetlerden faydalanması, başının açık ya da kapalı olması şartına bağlanamayacak ve yine aile birliğinin yalnızca kadın ve erkek tarafından oluşması öngörülüyor. Teklifle birlikte bundan sonraki süreçte artık genel kurul aşamasını bekleyeceğiz. Komisyon aşaması tamamlandı. Bundan sonraki süreç genel kurul aşaması olacak. Anayasa değişikliği teklifi artık son ve nihayet bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda görüşülecek. AK Parti'nin bu konudaki tavrı en az 400 milletvekilinin oyuyla birlikte, bir uzlaşı zemininin bulunmasıyla birlikte doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi. Zira 360 ile 399 arasında kalırsa Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulundaki oylamada kabul sayısı, referandum kapısı aralanacak, teklif referanduma götürülecek. Ancak 400'ün üzerinde bir sayıyla kabul edilirse referanduma gerek kalmaksızın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği teklifi kabul edilerek doğrudan anayasaya eklenebilecek. Bu konuda genel kurul aşamasında da uzlaşı zemininin aranması devam edilecek. Son dakika bilgisini aktardık sizlere. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin başörtüsünü anayasal güvenceye alacak ve aile kurumunu anayasada koruyacak olan anayasa değişikliği teklifi Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Efendim, bildiğiniz gibi İsveç'te önce terör örgütü PKK yandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan provokatif eylemler düzenlemişti. Ve daha sonra bir başka adım daha gelmişti. Stockholm'de Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemi gerçekleştirilmişti. Ankara bu alçak eylemlere sert tepki göstermişti. Şimdi bu tepkiler konusunda bir önemli adım daha atıldı sayın seyirciler. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Şubat'ta yapılması planlanan üçlü mekanizma toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Dışişleri Bakanlığı İsveç'ten eylemlerin failleri hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmişti. Bu iki provokatif eylemin ardından. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Şubat ayında yapılması planlanan üçlü mekanizma toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Ve İsveç'ten sonra Hollanda'daki Kur'an-ı Kerim'e hedef alan provokatif saldırıya tepkiler de devam ediyor. Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop saldırıya tepki gösterdi. İslam ülkelerine tepki verin çağrısı yaptı. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda diyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da sosyal medya hesabından saldırıyı kınadı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise ortak mücadele çağrısı yaptı. İsveç'teki olayların bir benzeri Hollanda'nın Lahey kentinde yaşandı. Çirkin saldırıya tepkiler devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'e hedef alan provokatif saldırı üzerine Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Ankara Büyükelçisi'nden Hollanda'nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Hollanda makamlarının somut tedbirler alması gerektiği hatırlatıldı. Aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz denildi. Eylemin yabancı ve İslam düşmanlığının, ayrımcılığın, Avrupa'da artık sınır tanımadığının açık ilanı olduğu vurgulandı. Bu eylemlerin sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini hedef aldığı ve bir arada barış içinde yaşama kültürünü zedelediği belirtildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, saldırının devletin koruması altında gerçekleşmesini eleştirdi. İslam ülkelerine tepki verin çağrısında bulundu. Alçakça eylemin devletin koruması altında gerçekleşmesi çok vahimdir. Yahudi soykırımını inkarın bile müsaade görmediği Avrupa'da, Avrupa ülkelerinde 2 milyar Müslümanın kutsal kitabına, en temel değerine yapılan bu saldırıya karşı İslam aleminin hem gereken tepkiyi göstermesi lazım, hem de bir daha benzer olayları gerçekleştiremeyecekleri bir ortamı bütün dünyada tesis etmemiz lazım. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medyadan tepki gösterdi. Saldırıya şiddetle kınıyoruz dedi.
İsveç'in ardından Hollanda'da mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Karanlık nefesinizle Allah'ın nurunu söndüremezsiniz. Bu faşizan nefret suçunu kimse özgürlük ve hoşgörü diye savunamaz. Avrupa bu karanlık gidişe dur demek zorunda. Saldırıyı lanetleyen bir diğer isim AK Parti sözcüsü Ömer Çelik oldu. Çelik saldırı için alçakça ifadesini kullandı. Ortak mücadele çağrısı yaptı. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Hollanda makamları bu faşist saldırıya karşı net bir tavır almalıdır. İnsanlığa karşı işlenen suçlar Avrupa kentlerinde insani değerlere meydan okuyor. Bu tüm Avrupa demokrasileri için tehdittir. Faşistler tüm dinleri ve insani değerleri tehdit etmektedir. Bunlara karşı ortak mücadele şarttır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa tepki gösterdi. Bir soytarıya provokasyon yaptırdılar diyen Kılıçdaroğlu, İsveç yönetiminin olayı seyrettiğini söyledi. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı, 30 yıl önce bugün hain bir suikasta kurban giden Uğur Mumcu'yu da andı. İsveç'te iğrenç bir olay oldu. Bir soytarıyı getirdiler, karanlık bir provokatör ve ona bir provokasyon eylemi yaptırdılar. Kutsal kitabımızı bizim elçilik önünde yakılması söylenmiş, geldi yaktı o sefil kişi. Gündeminde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlık vardı. Eyleme sessiz kalan İsveç hükümetini eleştirdi. Ama üzülerek ifade edeyim, İsveç yönetimi devlet zekasından yoksun, seyretti durdu bu provokasyonu. Bu oyunun oynanmasına açıkça izin verdiler. O pislik o kadar alçalmış bir adam ki iğrenme duygusundan başka bir şey hissetmiyor insan. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Kılıçdaroğlu 30 yıl önce hain bir suikaste hayatını kaybeden gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu andı. Uğur Mumcu kalemini satmayan yürekli bir gazeteciydi. Kuvayi Milliyeciydi. Hayatına kastettiler. Ama her yıl Uğur Mumcu'yu binlerce kişi anıyor ve hatırlıyorsa ve onu saygıyla anıyorsa onun bıraktığı kalıcı iz daha sonraki gazetecilerin tümüne örnek olsun istiyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısızlığa sert tepki gösterdi. Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı kadar günceldir dedi. Partisinin grup toplantısında konuştu MHP lideri, HDP'nin kapatılması isteğini bir kez daha tekrarladı. Bahçeli yaklaşan seçim öncesi muhalefetin hala bir aday çıkaramamasını da eleştirdi. Kur'an-ı Kerim'in yakılması dini ve manevi hassasiyetlerimize kasteden bir saldırganlıktır. Aslında hedef sadece Türkiye değil, Türk İslam alemidir. İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlığa sert tepki gösterdi. Eylemin İsveç hükümetinin himayesinde yapıldığına dikkat çekti. Lanetlediğimiz bu düşmanca eylemin siyasi ve diplomatik sonuçlarının öngörülmemiş olması, muhtemel gelişmelerin analiz edilmemesi A'dan Z'ye akıl dışılıktır. Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı kadar güncel bir konu olmaya müstahaktır. Partisinin grup toplantısında kürsüdeydi MHP lideri Devlet Bahçeli. HDP'nin kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması başvurusunun değerlendirilmeye alınmasına tepki gösterdi. Kapatılma davasının seçim sonrasına bırakılmasını görüşecek olması adalet ilkeleriyle tamamıyla aykırıdır. Bu neyin görüşmesi, neyin arayışı, neyin hazırlığıdır? HDP kapatılmalıdır. Hem de vakit kaybetmeksizin bu bölücü ve terör yatağı kurutulmalı, hukuken defteri dürülmeli, kapısına kilit asılmalıdır. Bahçeli'nin gündeminde 2023 seçimleri de vardı. Seçim kanunlarında geçen yıl yaptığımız değişiklikler 14 Mayıs 2023 tarihinde
hukuken geçerlidir. Fakat Zillet İttifakı henüz Cumhurbaşkanı adayını bulup çıkaramamıştır. Adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'e saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç yönetimine tepki gösterdi. Bizden NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz dedi. Dünya basını Erdoğan'ın bu ifadelerini manşetten verdi. Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayır haklık bekleyemeyecekleri açıktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'e yönelik bu sözleri dünya basınına damga vurdu. İsveçli Aftonbladet gazetesi Erdoğan'ın sözlerini manşete taşıdı. Haberde Stockholm Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Dr. Paul Levin'in Kur'an-ı Kerim'e saldırı bardağı taşıran son damla sözlerine yer verildi. Svenska Dagbladet gazetesi de İsveç'in NATO başvurusunda destek göremeyeceğini aktardı. Finlandiya'nın İsveç'ten bağımsız NATO'ya üye olabileceğini yazdı. Londra merkezli haber ajansı Reuters da Erdoğan'ın açıklamalarını öne çıkardı. Son gelişmelerin Türkiye ve İsveç arasındaki gerilimi artırdığı belirtildi. İngiliz BBC, Fransız Ouest France, Katar merkezli El Cezire'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'i uyardığına dikkat çekti. Yok böyle bir şey. Böyle bir desteği bizden beklemeyin. Amerikan Washington Post gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisini Paludan'ın gösterisine izin vermenin sonuçları olarak değerlendirdi. Ankara, İsveç'te Türkiye'nin kırmızı çizgilerini ihlal eden provokasyonlara ard arda izin verilmesine tepkili. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın az önce de aktardığımız gibi İsveç NATO konusunda destek beklemesin mesajı, NATO üyeliği için süreci birlikte yürüttüğü Finlandiya'da tartışmaları beraberinde getirdi. Finlandiya şimdi NATO için yola İsveç'siz devam edip etmemeyi tartışıyor. Terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda, her yerde cirit attıracaksınız. Ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Böyle bir desteği bizden beklemeyin. İsveç terör örgütlerinin provokasyonlarına izin verdi. Kur'an-ı Kerim'e hakareti dahi müsamaha gösterdi. Bu gelişmeler üzerine Türkiye'nin İsveç'e tepkisi birlikte NATO'ya girmek için uğraştığı Finlandiya'da büyük yankı uyandırdı. Şimdi tartışma NATO'ya İsveçli mi, İsveçsiz mi girileceği. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO'ya birlikte katılmanın hala mümkün olduğu görüşünde. Haavisto, bunu gerçekleştirmek için her şeyi yapmalıyız dedi. Konuyu ortalık sakinleşince görüşmekten yana olduğunu da söyledi. Görüşmelere birkaç hafta ara verilebileceğini dile getirdi. Finlandiya Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanı Jussi Halla-aho ise İsveçsiz NATO mesajı verdi. Finlandiya'nın yola İsveç olmadan devam edebileceğine dikkat çekti. Girişmeler Fin basınında da manşetlerdi. Medya organlarında yer alan haber ve yorumların ortak noktası İsveç'teki skandalın Finlandiya'nın da ulusal güvenliğine bir saldırı olduğu yönünde. İlta Sanomat gazetesi Erdoğan'ın İsveç artık NATO üyeliği için destek bekleyemez sözünü manşetlere taşıdı. Helsingin Sanomat gazetesi ise Türkiye'nin uyarılarına rağmen İsveç polisinin provokasyona izin verdiğine işaret etti. Finlandiya Dışişleri Bakanı İsveç'le birlikte NATO müzakerelerine devam etmeye çalışıyor denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, pençe kilit operasyonlarıyla ZAP bölgesinin büyük ölçüde teröristlerden temizlendiğini söyledi. Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli hale getirildi dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etti. Bu durumda Mart ayında seçim kararı alınması ve Nisan ayında da aday listelerinin kesinleşmesi bekleniyor. Seçim hazırlıklarında yol haritası nasıl işleyecek? İşte ayrıntılar. 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. Meclis kararıyla olmazsa Cumhurbaşkanı kararıyla seçim sürecinin başlayacağını bildirdi. Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde
Cumhurbaşkanı olarak kararımızı alıp inşallah süreci başlatacağız. 10 Mart'ta seçim kararının alınması bekleniyor. Kararın resmi gazetede yayımlanmasıyla Yüksek Seçim Kurulu tarihleri güncelleyecek. 60 günlük süreyi dikkate alarak seçim takvimini ilan edecek. Milletvekili aday adayı olmak isteyen memurlar bir hafta içinde istifa etmek zorunda. Muhtemel takvime göre YSK'nın 21 Mart'tan itibaren Cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alması bekleniyor. Partilerin Cumhurbaşkanı adaylarını bildirmeleri için son gün 26 Mart Pazar. 100 bin imza ile Cumhurbaşkanlığına aday göstermek içinse süre 5 Nisan'da sona erecek. Bu süreçte seçmen listeleri de askıya çıkarılacak. İtirazlar incelenecek. Nisan ayının ortasında resmi gazetede aday listeleri yayımlanacak ve propaganda dönemi başlayacak. Altılı Masa 26 Ocak'ta 11. kez toplanacak. Toplantı öncesinde CHP'de Merkez Yönetim Kurulu, İYİ Parti'de Başkanlık Divanı toplandı. Kritik toplantıların gündeminde adaylık takvimi ve yol haritası vardı. Altılı Masa'nın seçim hazırlıkları hızlandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener 11. toplantı öncesinde kurmaylarıyla bir araya geldi. Toplantıların en sıcak gündem başlığı masanın Cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği sorusuydu. İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda Akşener kurmaylarının adayın nasıl belirleneceğine ilişkin önerilerini dinledi. Toplantıda aday isimlerinin yer aldığı anket çalışması yapılmasının önerildiği öğrenildi. Gelen öneriler arasında sadece altılı masadaki liderlerin isimlerine yönelik kamuoyu yoklaması yapılması da vardı. Başkanlık Divanı'nda 6 Cumhurbaşkanı yardımcısı önerisinin sistemi zorlayabileceği görüşünün öne çıktığı bildirildi. Bu nedenle Meral Akşener'in 26 Ocak'taki toplantıda fiili bir parlamenter sistem modeli uygulayalım önerisinde bulunabileceği iddia edildi. Akşener'in altılı masa toplantısında geçiş sürecinde Cumhurbaşkanı ile birlikte başbakanlık yetkilerine sahip bir Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun demesi bekleniyor. Bunun yanı sıra İYİ Parti'de 6 liderin deneyimlerinden yararlanılacak ayrı bir mekanizma kurulsun görüşünün de öne çıktığı ifade ediliyor. Kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şubat'ta yapacağı Almanya seyahati sonrası kurmaylarıyla aday gündemli özel bir toplantı yapabileceği öne sürülüyor. Altılı Masa'nın ortak Cumhurbaşkanı adayını Şubat'tan önce açıklaması beklenmiyor. Gazeteci yazar Uğur Mumcu ve eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, bugün katledilişlerinin yıl dönümü, hiç unutulmadılar. Efendim, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kilit operasyonlarıyla ZAP bölgesinin büyük ölçüde teröristlerden temizlendiğini söyledi. Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli hale getirildi, dedi. Hulusi Akar, savunma sanayi alanında İngiltere ile devam eden görüşmeleri de değerlendirdi. Pençe Kilit operasyonlarıyla Irak sınır hattının teröristlerden temizlendiğini söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonun belli bir aşamaya geldiğini kaydetti. Tek hedefin teröristler olduğunu yineledi. ZAP bölgesi büyük ölçüde teröristlerden temizlendi. Yıllardan beri orada yerleşmiş teröristlerin mağaralarına girildi. İnleri, mağaraları, sığınakları teröristlerin başlarına yıkıldı. Pençe Kilit operasyonu ile birlikte de Irak sınırı olan 302 kilometrelik hat güvenli hale getirildi. Milli Savunma Bakanı Akar, kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Pençe Kilit operasyonlarına ilişkin son verileri paylaştı. Pençe Kilit operasyonunda şu ana kadar 506 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında teröristler tarafından kullanılan 600'e yakın mağara, sığınakla 2000'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı imha edildi. Mehmetçik operasyonda teröristlere ait 1174 silahla 533.275 mühimmat ele geçirdi. Hulusi Akar, İngiltere ile savunma sanayi alanındaki görüşmeleri de değerlendirdi. Type 23 fırkateynlerinin alınmasına yönelik anlaşma sağlandığı iddialarının doğru olmadığını belirtti. Somutlaşmış, kesinleşmiş bir şey söz konusu değil. Bizim İngiltere Savunma Bakanı Sayın Wallace'la ikili ilişkiler, NATO kapsamında temaslarımız var. Son Londra ziyaretimiz de bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bir ziyaretti. Milli Savunma Bakanı, askeri eğitim işbirliği, tatbikatlar ve savunma sanayi konularında aralarında ABD, Almanya, Fransa, İtalya olmak üzere birçok ülkeyle görüşmelerinin olduğunu kaydetti. İngiltere'deki temaslarının da bunlardan biri olduğunu vurguladı.
Kahraman güvenlik korucusu Nimet Encu, Şırnak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Törende bir komutan, şehidin 13 yaşındaki oğlunu bir an olsun yalnız bırakmadı, elleriyle gözyaşını sildi. Yanından ayırmadı, acısını paylaştı, gözyaşının akmasına izin vermedi. Güvenlik korucusu Nimet Encu, Şırnak Besler Dereler bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Uludere köyünde şehit için düzenlenen törende 13 yaşındaki oğlu Ozan Encu babasını son yolculuğuna uğurladı. Çıkan çatışma sonucu şehit olmuştur. Askeri erkan törende Ozan'ın yanındaydı. Jandarma bölge komutanı Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlaksa onunla yakından ilgilendi. Ozan'a destek oldu. Çocuğun gözyaşını elleriyle sildi. Babamı çok seviyordum. Çok üzüldüm. Gözyaşlarıma hakim olamadım. Gözyaşlarımı sildiklerinde çok bayağı mutlu oldum. İstediğimiz şey bizi yalnız bırakmasınlar. Şehit korucunun oğlu Ozan artık tüm Türkiye'nin evladı. İstanbul'da Surpır Geçermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı. Bir keskin kalem, bir kırık gözlük. Gazeteci yazar Uğur Mumcu, 1993 yılının 24 Ocak günü hain bir suikasta kurban oldu. Aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetti. Karanlık odaklar tarafından düzenlenen saldırının failleri yakalanamadı. Geride sayısız eser bırakan Uğur Mumcu, aradan geçen 30 yıla rağmen hiç unutulmadı. 30 yıl önceydi. O gün öğle saatlerinde evinden çıktı. Ankara kar altındaydı. Pazar sabahı karlı sokaktaki evinden ayrılan Uğur Mumcu aracına bindi, kontağı çevirdi. Karanlık odaklarda o anda düğmeye bastı. Meydana gelen büyük patlamanın sesi Ankara'nın pek çok yerinden duyuldu. Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993'te arabasına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu suikaste kurban gitti. O saldırıda tetikçi olarak kullanılan kişilerin bazıları yakalandı, yargılandı ve mahkum edildi. Aradan geçen yıllara rağmen birçok soru yanıtını bulamadı. Suikastin üzerindeki sır perdesi aralanmadı. Bu suikast aydınlatılamadı. Uğur Mumcu katledildiğinde 51 yaşındaydı. Suikaste uğramadan önceki süreçte bölücü terör örgütü PKK'nın oluşumunu, Kürt ayaklanmalarını, Öcalan'ın aldığı dış desteği yazıyordu. Kitabını bitiremedi. Suikastten bir süre önce kaleme aldığı Dipsiz Kuyu başlıklı yazısında da terör örgütleriyle istihbarat örgütlerinin arasındaki kirli ilişkileri yazmıştı. Meslek hayatını karanlık ilişkileri gün ışığına çıkarmakla geçirdi Uğur Mumcu. Sayısız çalışma bıraktı geride. Araştırmacı gazeteciliğin Türkiye'de yerleşmesi ve önemsenmesinde öncü bir rol oynadı. Fikir ve düşünceleri ölümünden sonra da topluma ışık tuttu. 30 yıl geçmesine rağmen ateş hiç sönmedi. Acısı hep taze kaldı. Sevenleri onu hiç unutmadı. Uğur Mumcu her yıl olduğu gibi adının verildiği sokaktaki evinin önünde anıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu törende Mumcu ailesini yalnız bırakmadı. Uğur Mumcu'nun anısına türküler söylendi, mumlar yakıldı, dualar edildi. Bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Mumcu memleketi Kırşehir'de de unutulmadı. Basın anıtı önünde düzenlenen anma etkinliğinde yaşamı ve düşünceleri anlatıldı. Efendim 24 Ocak ülkenin çok değerli evlatlarının işte hain suikastlar sonucu ülkeden koparıldıkları gün. Eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan da ve 5 silah arkadaşı da aynı şekilde. İşte onların şehit edilmesinin üzerinden de tam 22 yıl geçti. Okkan ve 5 koruma polisi için şehit düştükleri yerde anma töreni düzenlendi sayın seyirciler. Ali Gaffar Okkan memleketi Sakarya'da da anıldı. ...2001'de 5 polis arkadaşıyla şehit edildi Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan. 22 yıl geçti ancak Diyarbakır halkı onu hiç unutmadı. Şehitler için saldırıya uğradıkları noktada anma töreni düzenlendi.
Anma törenine Diyarbakırlılar, emniyet mensupları ve Sakarya'dan gelen vatandaşlar katıldı. Şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan, 24 Ocak 2001 tarihine kadar vatan ve millet aşkıyla yürüttüğü mesleğinde pek çok başarıya imza atmıştır. Diyarbakır'ımızın huzuru ve güvenliği için Diyarbakır halkıyla el ele, gönül gönüle eşsiz çalışmalarda bulunmuştur. Merhum Emniyet Müdürümüz ve kahraman meslektaşlarımızı şehit edenler, bu kadim topraklar üzerine kin ve nefret tohumlarını serpmek istemişlerdir. Ancak bu emellerine hiçbir zaman ulaşamayacaklardır. Törende duygu dolu anlar yaşandı. Diyarbakır var olduğu müddetçe Gaffar'ı unutmayacağız. O bize huzuru, barışı, sporu sevmeyi, her şeyi bize o öğretti. Diyarbakır'ın babasıydı. Fakir fukaranın babasıydı. Unutamayız ki onu. Unutulacak bir insan değil ki zaten. Şehit Emniyet Müdürü hain saldırının 22. yılında dualarla anıldı. Şehit edildiği bölgeye yapılan anıtına karanfiller bırakıldı. Ali Gaffar Okkan, memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesindeki mezarı başında da anıldı. Sevenleri Gaffar Okkan'ın kabrine karanfiller bıraktı. Bırakmış oldukları emanete sadakat gösterdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin istikrarlaştırıcı bir güç olarak bölgesel ve küresel bir aktör haline geldiğine dikkati çekti. En büyük idealimiz gençlerimizle birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi kurmak dedi. Fahrettin Altun, gençleri değerlerine bağlı ve donanımlı bireyler olarak geleceği hazırlamaya devam edeceklerini de söyledi. Kendi içinde istikrarı tahkim etmenin yanında istikrarlaştırıcı bir güç olarak bölgesel ve küresel bir aktör haline gelen ülkemiz dünyaya örnek olacak başarılara imza atıyor. Türkiye'nin her alanda öncü bir ülke olmak için yoluna devam ettiğini söyledi. Bu yolda her bir gencimizi büyük ve güçlü Türkiye destanının kelimeleri olarak görüyoruz dedi. En büyük idealimiz gençlerimize büyük ve güçlü bir Türkiye'yi miras bırakmak, gençlerimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi birlikte inşa etmektir. Bu doğrultuda gençlerimizin bugününü ve yarınını daha güzel, daha müreffeh hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da düzenlenen Gençlere İlham Veren İsimler programında kürsüdeydi. Radikal akımların gençleri ideolojik bir payanda olarak görebildiği uyarısını yaptı. Birileri yapay ideolojik kutuplaşmalar oluşturma gayretiyle siyasal alanı işgal etmeye kalktı. Biz gençler üzerinden bu kutuplaşmaları derinleştirme gayretlerine karşı da mücadele ettik. Bu bağlamda biz toplumsal huzur ve güvenliğin tahkim edilmesinin yolunun gençlerin siyasal alana özgürce katılmasından geçtiğine inanıyoruz. Fahrettin Altun, gençlerin nitelikli ve güzel işler yapmalarına katkıda bulunmayı sürdüreceklerini de vurguladı. Gençlerimizi kökü mazide olan ati anlayışıyla değerlerine bağlı, ne istediğini bilen, geniş ufuklu, azimli, donanımlı, çalışkan bireyler olarak bugüne ve geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. İstanbul'da Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında çıkan yangında iki kişi hayatını kaybetti sayın seyirciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Başpiskopos Levon Zekiyan'ı arayarak taziyelerini iletti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı. Kilise lojmanını alevler sardı. İtfaiye yangını söndürebilmek için 2 saat uğraştı. 2 kişinin can verdiği binadaki hasar gün ağardığında ortaya çıktı.
Harabeye dönen kilise lojmanı havadan görüntülendi. Kullanılamaz hale gelen tarihi yapının içerisindeki görüntüler de yangının vehametini ortaya koydu. Abi, gelsin baksın ondan sonra bak. İstanbul Karaköy'deki Sur Pırgıç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmındaki yangın sırasında içeride 6 kişi vardı. Ekipler hemen olay yerine sevk edildi. 2 kişi kendi imkanlarıyla, 2 kişi de itfaiyenin yardımıyla binadan çıkarıldı. Yangın 2 saat içinde söndürüldü. Arama kurtarma çalışmaları ise sabaha kadar devam etti. Ekipler Fehim Atsup'la Josefin Ekmekçioğlu'nun cansız bedenine ulaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Başpiskopos Levon Zekiyan'ı arayarak taziyelerini iletti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yangında hayatını kaybeden iki kişi için başsağlığı mesajı yayımladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti. İstanbul Valiliği yangınla ilgili tahkikat başlatıldığını duyurdu. Polis ve itfaiye ekipleri lojmanda inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Bursa'da bir eğlence mekanında solist olarak çalışan kadın uzun süredir kendisini rahatsız eden bir hayranı tarafından sokak ortasında vuruldu. Başından yaralan, tabii bunu hayran demekte ne kadar doğru bilmiyorum ama bir sapığı tarafından belki daha doğru. Başından yara alan kadın kurtarılamadı ve katil zanlısı yakalandı. Katil zanlısı eğlence mekanlarında solist olarak çalışan Nurcan İnan'ı sürekli rahatsız ediyordu. İnan bir süre izini kaybettirmeyi başardı. Gece bir eğlence mekanında karşılaştılar. Katil zanlısı Nurcan İnan ve kızını otomobiliyle evlerine bırakmak istedi. Daveti reddeden anne ve kız taksiyle uzaklaştı. Takip eden katil zanlısı onları Çatal Sokak'taki evlerinin girişinde durdurdu. Ölmedi, kaçıyor. Bu arabadan silahla indi zaten. Ben annemin önüne geçtim hemen. Bu üstümüze yürüdü falan. Bağırmaya başladı işte. Taraflar tartışmaya başladı. Zanlı silahını ateşledi. Başından vurulan kadın ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Nurcan İnan kurtarılamadı. Katil zanlısı polis tarafından yakalandı. Efendim, hayaldi. Gerçek oldu. Türkiye'nin ilk muharip insansız savaş uçağı Kızıl Elma gökyüzüyle buluştu. Dünyada savaşın seyrini değiştiren Türk SİHA'larından sonra Bayraktar Kızıl Elma ile savaş uçağı teknolojisinde tarih yazılacak. TRT Haber muhabiri Merve Güneş 20 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme hikayesini araştırdı. Her yenilik gibi teknolojideki gelişmelerinde ilk aşaması hayal edebilmektir. Bizim milletimiz bu bakımdan gerçekten çok ileri bir seviyededir. Kızıl elma diye ifade ettiğimiz ufkun ötesindeki hedeflerimiz hep yenilenmiştir. Biz de Türkiye'ye ne kazandırdıysak hep hayallerimizin peşinden giderek başardık. 20 yıllık bir hayal gerçek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ufkun ötesindeki hayal dediği Kızıl Elma, binlerce Türk gencinin emeğiyle gerçek oldu. Muharip insansız uçak sistemi yani MIUS projesi ilk kez 2021'de duyuruldu. Tüm Türkiye'yi heyecanlandıran tasarımlar 20 Temmuz 2021'de paylaşıldı. 12 Mart 2022'ye gelindiğinde ise MIUS'a Kızıl Elma ismi verildi. Çalışmalar hızlandı. Geçen yılki Teknofest'te Kızıl Elma ilk kez halka açık sergilendi. Kızıl Elma'nın ilk uçuşunu Cumhuriyet'in 100. yılında yapması planlanıyordu. Fedakarca çalışan ekibin gayretleriyle gökyüzüyle buluşma tarihi öne çekildi. 20 Kasım 2022'de koşu testini tamamlayan Kızıl Elma, 14 Aralık 2022'de teker kesti. Oyun kurucu olarak varız. Onun ifadesi Kızıl Elma, Hürriyet'in ifadesi. Yüzyıllardır
pranga vurulamamış, bağımsızlığına, egemenliğine pranga vurulamamış bir medeniyetin iradesinin ifadesi. Bu anlamda bu uçuş çok kıymetliydi. Türkiye, insansız hava araçlarıyla yakaladığı dünya çapındaki başarıyı yeni nesil insansız savaş uçağı Kızıl Elma ile taçlandırdı. Bir nevi yeni nesil savaş uçağı teknolojisine kapı aralandı. Kızıl Elma'mız da şu anda var mı? Ve senin üretimine de başladıktan sonra bunlar F-16'nın taşıdığı bombayı taşıyor. Kızıl Elma 6000 kilogram maksimum kalkış ağırlığıyla 1500 kilogram faydalı yük taşıyabilecek. Radardaki düşük görünürlük ve yüksek manevra gibi kabiliyetleriyle öne çıkıyor. 35 bin fit irtifaya çıkabilen Kızıl Elma 5 saat havada kalabiliyor. Türk gençlerin imzasını taşıyan proje, milli füze sistemleri ve teknolojileriyle de destekleniyor. Havadan havaya füze sistemleri Bozdoğan ve Gökdoğan'la, havadan karaya füze sistemleri Cirit, Bozok ve Som kullanılabilecek. TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilere de inip kalkabilecek. Yerli ve milli sistemlerle donatılan Kızıl Elma'nın 2023'ün sonuna doğru seri üretilmesi hedefleniyor. Efendim, teröristlerin girilemez dediği ZAP bölgesi teröristlerden büyük ölçüde temizlendi. Peki bu gelişmenin önemi ne? Kısa bir aradan sonra birinci sayfa programında Mustafa Ustanıl değerli konuklarıyla teröristlere vurulan bu pençe darbesini ele alacak. Biz ana haberde ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.